Herkese yeniden merhaba. Bu videoda AutoCAD'den ölçekli çıktı almayı ve Photoshop'a yerleştirmeyi öğreneceğiz. İlk olarak karşımda internetten indirmiş olduğum bir proje bulunuyor. Bu projeyi örnek olarak kullanacağız ve ölçekli çıktı alıp kullanmayı öğreneceğiz. Çoğu zaman ölçekli çizim alırken yanlışlık yapılabiliyor. Doğru ölçek alındığı zannediliyor ancak yanlış ölçekli çıktı alınmış olunuyor. Veya Photoshop'a aktarımda sıkıntı yaşanıyor. Bu yüzden bu videoyu çekmek istedim. AutoCAD'deyken ilk olarak çıktı almak için Ctrl-P tuşlarına basarsanız çıktı alma komutunu aktifleştirmiş olursunuz. Bunun dışında yukarıda bulunan çıktı alma tuşuna da basarak bu ekranı açabilirsiniz. Ölçekli çıktı alırken faydalanabileceğiniz bir rehberi de aşağıdaki linke bırakacağım. Oradan da indirip kullanabilirsiniz. İlk olarak bu sayfada Printer Plotter kısmından çıktı almak istediğiniz yazıcıyı seçebilirsiniz. Eğer bir yazıcıda basmayacaksanız, PDF alacaksanız DVG to PDF seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Ben bu videoda daha çok bunu göstereceğim. PDF halinde çıktı alıp daha sonra bunları Photoshop'a veya istediğiniz programa aktarıp kullanabilirsiniz. Paper Size kısmından sayfa boyutunu seçmeniz gerekiyor. A4, A2, A3 istediğiniz boyutu seçebilirsiniz. Ölçeğinize uygun olacak şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Örneğin A3'ü seçelim. Plot Area kısmında neyi çıktı almak istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Display menüsü açık olduğu zaman ekranınızda bulunan bütün her şeyi çıktı alırsınız. Yalnızca belli kısımları çıktı almak istiyorsanız bu listeden Window'u seçmeniz ve çerçeve içine bir kısmı almanız gerekiyor. Örneğin Window'u tıkladıktan sonra bize bir dikdörtgen çizmemizi bekliyor. İlk olarak buradaki zemin kat planı çıktı almak istersek bir köşesinden öbür köşesini seçerek bu kısmı çerçeve içerisine alıyorum. Bu dosyanın içerisinde bulunan yalnızca zemin kat planını PDF olarak almak istiyorum şu anda. Sonrasında burada ön izleme olarak da görebilirsiniz. A3 sayfa seçmiştik. Bunun neresinde bulunduğunu, nasıl bir alan kapladığını görebilirsiniz. Center the plot kısmına basarak çiziminizi burada ortalayabilirsiniz. Sağ tarafta bulunan menüde nasıl bulunacağını görebilirsiniz, dikey veya yatay. Bu kısmı siz görmüyorsanız şuradan ok kısmını kapatayım. Eğer bu şekilde görüyorsanız sağ altta bulunan oka tıklayarak bu menünün açılmasını sağlayabilirsiniz. Burada sağ altta bulunan kısımda Drawing Orientation kısmında Portre veya Landscape kısmından dikey veya yatay olarak çiziminizi belirleyebilirsiniz. Örneğin dikey yaptığınız zaman bu şekilde yerleşiyor. Yatay yaptığınız zaman bu şekilde yerleşiyor. Ön izlemeden de görebilirsiniz. Ben yatayı seçiyorum. En önemli kısım plot scale kısmı, yani burada nasıl bir ölçekte çıktı alacağımız önemli. Buradaki kısmına tıklarsanız, fit to paper'a basarsanız eğer çiziminiz ölçeksiz bir şekilde A3 sayfaya nasıl sığabiliyorsa o şekilde kendini fitler. Yani ölçeği gördüğünüz gibi 12.95 gibi bir birime dönüşmüş durumda. Ama biz böyle ölçekler kullanmıyoruz. 1/100, 1/200, 1/50 gibi ölçekler kullanacağız. Bunları da buraya istediğimiz gibi yazamıyoruz. Örneğin 1/100 ölçek istiyorsanız 1/100 yazdığınız zaman bu her zaman doğru olmuyor. Bu aslında sizin AutoCAD dosyanızda kullandığınız birimle alakalı. Örneğin AutoCAD'deki birimimize bakalım. UN tuşlarına basarak Units komutunu, yani birimimizi aktifleştiriyoruz. Burada AutoCAD'deki çizim birimimin santimetre olduğunu görüyorum. Örneğin buradan kontrol edersek 20 santim duvar kalınlığımız var. Çizimimiz santimetre ile çizilmiş. Tekrar Ctrl-P ile çıktı alma kısmına geri geliyorum. Yeniden Window'la az önce yapmış olduğum seçenekleri seçiyorum. Sayfamı da A3'e getiriyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bu kısımda milimetre yazıyor. Ve seçeneklere baktığınız zaman inç veya milimetre seçenekleri var. Burada santimetre yazmıyor. Yani AutoCAD'in çıktı alma kısmı milimetre üzerinden çalışıyor. Bu da demek oluyor ki çıktı alacağınız ölçekleri, çiziminizi doğru ölçekte çıktı alabilmek için bunu milimetre cinsine çevirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili size bir rehber hazırladım. Çizim ölçü biriminiz milimetre ise, santimetre ise veya metre ise buradaki unit kısmında ne yazmanız gerektiği ile ilgili bir belge hazırladım.
çizim biriminiz milimetre ise böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Yani 1 bölü 100 ölçekte çıktı almak istiyorsanız buraya 100 yazabilirsiniz. 1 bölü 200 çıktı almak istiyorsanız 200 yazabilirsiniz. Bu tamamen doğru olacaktır. Ama bizim buradaki çizim dosyamızın ölçü birimimiz santimetre olduğu için benim bunu milimetreye çevirmem gerekiyor. Yani bunun için 1,0 azaltmam gerekiyor. 1 bölü 200 ölçekli çıktı almak için buraya 20 yazmam gerekiyor. Buraya 20 yaptığım zaman gördüğünüz gibi seçtiğim alan A3'e bu şekilde yerleşmiş oldu. A4'e getirdiğim zaman da yine sığabiliyor 1 bölü 200 ölçek. Veya bunu 1 bölü 100 ölçek çıktı almak istiyorsanız 10 yazabilirsiniz. 1,0 azalttım az önce söylediğim gibi. Çünkü santimetre ile çalışıyorum. Ve A4'e sığmamış oldu 1 bölü 100 ölçek. Kenarlarda kırmızılık görüyorsanız bu ölçekte çizim A4 sayfa boyutuna, yani burada seçmiş olduğunuz sayfa boyutuna sığmıyor demektir. Şuradan DVG to PDF seçtikten sonra Preview'a basarak ön izlemesini görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi A4 sayfanın sığmadığını görebilirsiniz. Çarpıya basarak çıkıyorum. Sığması için sayfa boyutumu buradan A3'e çıkartacağım. Hala kenarlarda kırmızılık görünüyor. Tekrar ön izlemeye basıyorum. Çok sıkışık bir şekilde sığdı. Bu yüzden riske atmayıp bunu A2'ye getirirsek daha garanti bir şekilde sığacağını görebilirsiniz. Tekrar ön izleme yapıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bu çizim zemin kat planı 1 bölü 100 ölçekte A2 sayfaya bu şekilde sığıyor. Bunu bu şekilde kaydetmek isterseniz ön izlemeye bastıktan sonra veya basmadan OK tıklayabilirsiniz. Daha önce burada kaydetmiştim. Zemin kat planı olarak kaydedebilirsiniz. Buradaki listeden bakarak bunları ne yazmanız gerektiğini kontrol edebilirsiniz. Aslında mantığını oturttuktan sonra böyle bir şeye bakmanıza gerek kalmayacak veya bunu ezberlemenize de gerek yok. Sadece mantığını anlamanız yeterli. Çiziminizdeki ölçü birimi milimetre ise zaten çok düşünmenize gerek yok. Ben genellikle santimetre çalıştığım için 1,0 eksiltmem gerekiyor. Milimetre çalışan varsa eğer 1 bölü 1000 ölçek çıktı almak için zaten aynısını yazabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama bazen metre ile çalışılan projeler olabiliyor veya belediyeden alınan çizimler genellikle metre ölçü birimini kullanıyor. Ve metre olduğu zaman siz buraya 1000 yazdığınız zaman aslında yanlış yapmış oluyorsunuz. Bu yüzden metreyi de milimetreye çevirmek için 1000'de birini almanız gerektiğini unutmayın. Örneğin 1 bölü 1000 ölçekte çıktı almak istiyorsanız 1 yazmanız gerekiyor. 2000 ölçekli çıktı almak için 2 yazmanız gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz eğer sıkıntı olmaz. Şimdi bunun mantığını anladıysak birkaç tane daha örnek yapalım. Ctrl P'ye tekrar basıyorum. Bu listeden Previous Plot dedikten sonra daha önce ayarlamış olduğunuz bütün ayarlar tekrar gelecektir. Hepsini tekrar tekrar seçmenize gerek kalmaz. Window menüsünden bu sefer buradaki kesit alacağım. Aynı zamanda sağ üst kısımda bulunan Plot Style Table'dan çiziminizin monokrom seçili olduğundan emin olun. Eğer monokrom seçili olmazsa çiziminizde bulunan layer'ların renkleriyle görürsünüz. Ve biz posterlerimizi siyah beyaz çıktı alıyoruz. Bu yüzden bunun monokrom olması da önemli. Az önce söylemeyi unuttum. Kesitimizi de 1 bölü 200 ölçek alalım. Yani santimetre çalıştığımız için buraya 20 yazacağım. A2 sayfa çok büyük oldu. Bu yüzden A4'ü seçiyorum. İsterseniz yatay veya dikey seçebilirsiniz. OK tıklıyorum. Bunu da A kesit olarak kaydedeceğim. Ctrl P'ye basarak tekrar Previous Plot diyorum. Ve B kesitini alıyorum. Bunu da 200 ölçek alacağım. Bu kesit daha büyük olduğu için A4 sayfaya biraz kıtı kıtına sığmış oldu. O yüzden bunu A3 olarak kaydedeceğim. 1 bölü 200 ölçekte. Tekrar kaydediyorum. Buna da B kesiti diyorum. AutoCAD dosyanızda bulunan bütün çizimleri bu şekilde PDF olarak kaydettikten sonra bunu Photoshop'a aktarmanız gerekiyor. Photoshop dosyamıza geliyoruz. Yeni bir doküman oluşturmak için Create New'a bastıktan sonra buradan kendinize bir sayfa boyutu seçmeniz gerekiyor. Ben daha önce A1 sayfa boyutunu kaydetmiştim. Eğer sizde bu kayıtlı değilse
Print kısmından önce A4'ü seçebilirsiniz. Sonrasında buraya ihtiyacınız olan sayfa boyutlarını yazabilirsiniz. Milimetre veya santimetre cinsinden. Kayıtlı olarak ben burada kaydettiğim için 594'e 841 milimetre A1 dikey şekilde kaydetmiştim. Yine aynı şekilde A2 sayfa boyutunu da kaydetmiştim. Genellikle A1 paftayı kullanıyoruz. Bunu açıyorum. Ve Photoshop'ta A1 boyutunda bir pafta oluşturmuş olduk. PDF alma kısmında sorun yaşamıyorsanız eğer, bazen Photoshop'a aktarımda sorun yaşanabiliyor. O yüzden bu kısım da önemli. PDF olarak aldıktan sonra bunları Photoshop'a aktarmamız gerekiyor. Bunun için basit bir şekilde buradaki PDF'i sürükleyerek Photoshop dosyanıza atabilirsiniz. OK tıklıyorum ve dosyamı getiriyorum. Buraya geldikten sonra eğer ki siz bunu boyutlandırmaya kalkarsanız bunun ölçeğini bozarsınız. Hiçbir şekilde bunu ellememeniz gerekiyor. Yalnızca dosyanızı sürükleyip attıktan sonra burada bulunan tike basmanız ve bunu onaylamanız gerekiyor. Buraya getirdiğiniz boyut tamamen doğru ölçekli bir çizim olarak gelecektir. Hatırlarsanız biz bunu A2 pafta boyutunda getirmiştik. Zaten bizim paftamızda A1 pafta, yani aslında bundan 2 tane olduğunu düşünürseniz 2 tane A2 pafta boyutu bir A1 pafta boyutu edecektir. Yani aslında buradan da doğru yaptığınızı kontrol edebilirsiniz. PDF olarak çıktı aldığınız sayfa boyutunu da göz önünde bulundurun. Aldığınız sayfanın boyutu yaklaşık olarak bu şekilde ve A2 boyutunda. Bu yüzden bunun yarısı olarak geleceğini tahmin edebilirsiniz. Sonrasında Ctrl T'ye basarak bunu boyutlandırmaya veya küçültmeye, yerleştirmeye kalkarsanız bunun ölçeği doğru olmaz. Ben genellikle böyle şeylerle karşılaşıyorum. Ve altına 1/200 ölçek yazılıyor. Ancak aslında bu 1/200 ölçek olmamış oluyor. Bu yüzden ilk başta nasıl bir PDF aldıysanız sürüklediğinizde nasıl kalıyorsa o şekilde doğru ölçektir. Bunu unutmayın. Sonrasında bunu yerleştirebilirsiniz. Almış olduğumuz kesitleri de buraya getirelim. Hatırlarsanız bu kesiti de A4 boyutunda bir sayfaya almıştık. 1/200 ölçekte. Enter'a basıyorum. B kesitini de yine aynı şekilde sürükleyip atıyorum. Buna da Enter'a basıyorum. Şu şekilde referans alırsak yan yana yerleştirebiliriz. Planımız 1/100 ölçekte, kesitlerimiz 1/200 ölçekte gelmiş oldu. Yanlarında çıkan yazıları öğrenci sürümü olduğu için siz de görebilirsiniz. Bunları silmek için getirmiş olduğunuz layer'a rasterize yaparak bu kısımları silebilirsiniz seçim aracıyla. Aynı şeyi A kesiti için de yapıyorum. Sağ tıklayarak Rasterize Layer, yani rasterleştirmeyi seçiyorum. Zemin kat planına da aynı şeyi yapıyorum. Siz öğrenci sürümü kullanmıyorsanız bu yazıları görmezsiniz. Bu paftayı düzenlerken istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Ben bu videoda bu detaylara girmeyeceğim. İsterseniz sonrasında pafta düzeniyle ilgili de bir video çekebilirim. Ancak ölçekli çıktı alıp posterinize yerleştirmek istiyorsanız burada bulunan PDF dosyasına bakmanızı tavsiye ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınız varsa yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.